Evet, bu bölümde Finans Kafe'de yaz kamplarını konuşacağız. Artık yaz tatili geldi, çocuklar tatile girdi. Peki aileyle tatil mi yoksa bir yaz kampı mı tercih edilmeli? Burada anne babalar işe devam ederken çocukların doğru kampa emanet edilmesiyle ilgili olarak kritik unsurları konuşacağız. Lütfen merak ettiğiniz konular varsa bize yazın. Stüdyomuzda iki değerli konuğumuz var. Bugün Hakan Sönmezöz bizimle birlikte. Kendisi TÜRSAP Yönetim Kurulu üyesi, aynı zamanda Cadde Bostan Kampları kurucusu. Doğrudur. Yanılmıyorsam. Ve bugün Muratcan Güler'le de birlikteyiz. Milli basketbolcu, aynı zamanda Güler Legacy Basketbol Kamplarının da kurucusu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi önce bir soralım. Şimdi tatil geldi ve bir şekilde yaz kampları çok revaçta. Ben çevremde kiminle konuşsam şu anda herkes bir kamp ayarlama derdinde. Ama doğru kampı seçmek de çok önemli. Burada aileyle tatil mi yoksa yaz kampı mı? Çocuk bütün yıl zaten yoruldu, aman biraz da evde dinlensin diye mi bakalım yoksa bir yaz kampına gönderelim mi? Şimdi öncelikle bir kere şu ayrımla başlamak daha sağlıklı olur. Ülkemizde iki tane kavram var yaz döneminde. Bir yaz okulu, bir yaz kampı. Yaz okulu faaliyeti dediğimiz faaliyetler, ailenin çocuğu gündüz belli faaliyetlere gönderip akşam yine tekrar evine döndüğü faaliyetler. Yaz kampları ise çocukların yatılı olarak katıldığı faaliyetler. Evet, bu ayrımı vurgulamak önemli. Yani bu çok önemli çünkü ikisinin standartları, ikisinin organizasyonları birbirinden tamamen farklı. Birinde çocukların tamamen bir güvenilir koçlar emanetinde, direktörlüğünde bir kampa gitmesi, 7 gün 24 saat yapılan tüm aktivitelerin sorumluluğunun oradaki ekip tarafından alınması söz konusu. Diğerinde okul gibi gündüz gidiyorsunuz, belli faaliyetler yapıyorsunuz, sportif etkinlikler, ama akşam yine ailenizin yanına dönüyorsunuz. Biz yaz kampı tarafını konuşacağız. Evet. Kamp kısmı söz konusu olduğunda tabii çocukların kamp ihtiyacı dünya genelinde yaklaşık 100-150 yıla yakın bir kültürdür, fark edilmiş. Kampın bir deneyim olduğu, bir tecrübe olduğu ve çocukların hayatı aslında bir kamp atmosferinde öğrenmesinin onların geleceklerindeki hem kişiliklerinin şekillenmesinde hem de kuracakları arkadaşlıklar, iş hayatında yaşayacakları tecrübelerde ne kadar önemli olduğu fark edilmiş. Ve yaz kampları ile ilgili dünyada çok ciddi bir kurgu var. Özellikle gelişmiş ülkeler dediğimiz Amerika, İsviçre, Avrupa, Kanada gibi ülkelerde ve bölgelerde ciddi bir kamp potansiyeli söz konusu. Her yıl Amerika'da yaklaşık 15 milyon çocuk kampa gidiyor. 12 bine yakın kamp kuruluşu var. Dışında inanılmaz bir kültür. Bu evet, yani kültürü var orada. Kesinlikle, yani siz Amerika'da veya Kanada'da çocukluk yıllarında kampa gitmemiş bir çocuk göremezsiniz. Bugün işte ünlü diye bahsettiğimiz futbolculardan tutun da sanatçılara kadar pek çoğu zamanında kamplara katılmışlar. Orada önemli deneyimler yaşamışlar ve o deneyimleri sayesinde hayatta daha başarılı, daha özgüvenli adımlar atıyorlar. Bizim alacak çok yolumuz var tabii o anlamda bakarsak. Tabii ki Türkiye'de gençlik turizmi adı altında toplayacağımız kamp sektörü aslında daha çok taze, adımlarını yeni yeni atıyor. Ama burada hani bizim özellikle altını çizdiğimiz, vurguladığımız çok önemli bir konu var. Çocuk emaneti almak, çocukları kampa götürmek son derece büyük mesuliyet isteyen, büyük sorumluluk isteyen bir iş. Biz burada Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği olarak bu kamplarla ilgili kriterlerin çok ciddi anlamda kurulmasına büyük özen gösteriyoruz. Başta başkanımız Başaran Ulusoy olmak üzere tüm TÜRSAP ekibi Türkiye'deki kampların kriterlerini, gençlik turizmi faaliyetlerinin kriterlerini belirlemeye çok ciddi anlamda önem veriyor. Kamplar gençlerin gelişimi için son derece faydalı, ama aileler bu seçimleri yaparken çok ciddi anlamda özen göstermeli ve doğru kuruluşları seçme konusunda dikkatli olmalılar. Hangi yaştan başlıyor, süresi ne kadar, fiyatlar tabii önemli. Birazdan geçelim ama Muratcan'dan da bir yorum alalım. Bir basketbol kampınız var. Burada özellikle hani bir yaz tatilinden ne farkı var? Tamam, basketbol öğreniyor ama basketbol dışında neler yapılıyor? Biraz anlatır mısınız sizin kampı? Burada deminki konuya da ben değinmek istiyorum. Çünkü demin işte yurt dışında kamplara gitme oranından bahsettik. Biz aile olarak şanslıydık çünkü annem ve babam beni ve kardeşimi zamanında Amerika'daki basketbol kamplarına gönderebilmişti. Bizim burada kendi gördüğümüz oradaki basketbol kamplarının nasıl olduğunu buradaki genç arkadaşlarımıza da bütün ülkemizdeki çocuklara beraber aynı şekilde aynı fırsatları sunabilme amacıyla basketbol eğitimi vermeye çalışıyoruz. Kamplarımızın bizim diğer yaz kamplarından farkı, bence en önemli farkı sadece basketbol oluşu. Çocukların bireysel gelişimlerini geliştiği ve becerilerini ön plana çıkarma idmanlarının yaptığı kamplardan oluşuyoruz. Ve buradaki en önemli şeyimiz, belki bahsedeceğiz biraz sonra, ama sosyal sorumluluk projemiz de var. Doğudan 8 ilden, bu sene 8 ilden, şu zamana kadar da 4 sene yaptık, bu sene 5.'si olacak kampımızın. 160'a yakın öğrenci bursla getirdik.
Burada tek amacımız basketbol. Tabii ki ön planda basketbol, iletişim aracımız basketbol. Ama bizim asıl hedeflediğimiz her bireyin kendisini geliştirmesi, bireysel olarak daha özgüvenli bir şekilde iletişimi geçebilmesi ve bütün Türkiye'deki çocukların bir araya gelebilmesi, bir araya gelebileceği bir ortam oluşturmak. Aslında bir şekilde çalışan anne babalar için de bir kurtarıcı da oluyor kamplar. Tabii şu ki. Anlamda çocukları iyi bir şekilde oyalamak lazım. Hı-hı. Faydalı bir şeyler yapsın da istiyoruz ama yatılı olarak gönderme fikri ciddi bir soru işareti yaratıyor. Biz biraz daha temkinli anne babalarız. Türkiye'deki evet. kültürden de kaynaklanıyor Hı-hı. herhalde. Burada güvenlik tedbirleri kimlere emanet edildiği çok Hı-hı. çok önemli. Yani bir kamp seçerken neye dikkat edelim sorusunu sorduğumuzda ilk başta neyi söylersiniz? Şimdi en önemli kısım ekip. Yani buradaki kamp kuruluşlarının, bu sektörde faaliyet gösteren firmaların öncelikle geçmişini incelemeli aileler. Bakmalılar bu kamplar kaç yıldır faaliyette? Daha önce yaptıkları faaliyetlerde nelere özen göstermişler? Hangi konularda ön plana çıkarmışlar? Bugünün anne babasının en büyük şansı teknolojinin aslında cep telefonlarına kadar girmiş olması. Eskiden bu bilgileri almak daha zordu. İşte bir takım broşürlerle veya gidip kamp kuruluşunu yerinde ziyaret ederek bunu yapıyordunuz. Ama artık çağın getirdiği imkanlar sayesinde aileler internet yaptıkları araştırmalarla belirledikleri kamp teması doğrultusunda, burada kamp teması detayı da aslında çok önemli, aile çocuğu için nasıl bir kamp istiyor, doğada bir kamp isteyebilir, sporla ilgili basketbol yönünün kuvvetlenmesi için bir basketbol kampı tercih edebilir veya deniz kıyısında surf yapacağı, işte wake yapacağı, denize gireceği bir kampı tercih edebilir. Çocuklarının da fikrini alarak ilk önce bu temayı belirlemeli. Akabinde kendisi için doğru kamp kuruluşunu ararken internetten yaptığı araştırmalar sonrasında bu kampların videolarını izlemeli, fotoğraflarına bakmalı. Eğer imkan varsa daha önceden çocuğunu kampa gönderen ailelerle iletişim kurup sorular sormalı. Memnun muydunuz? Aklınıza hangi endişeler gelmişti? Siz hangi sıkıntıları yaşadınız? Eğer kamp kuruluşu gerçekten sektöründe başarılı, bu işi iyi yapmış bir kuruluşsa tüm bu soruların cevaplarını ailelere gayet rahatlıkla verebilir. Bir de artık cep telefonları olduğu için çocuktan haber almak da kolay. Kampa gidecek ama değil mi? Eskiden biraz daha zor. Aslında bu da bir tartışma konusu. Peki. Hani burada bunu şöyle ifade etmek lazım. Bence kampın en önemli faydalarından bir tanesi çocuklar arasındaki sosyal iletişimi kuvvetlendirmek. Artık günümüzün çağı değişti. Bu çocuklar, yani belli bir jenerasyondan itibaren çocuklar dünyaya cep telefonunun olduğu bir hayatla beraber geldiler. Bazı çocuklar artık işte teknolojinin en üst noktasında olan, hani marka ismi vermeden konuşalım, işte ekrana dokunabildikleri, resimleri görebildikleri telefonlarla geldiler. Onlar için hayat artık bambaşka. Ama kamp ortamında biz biraz da bu çocuklara aslında telefon olmadan da, tablet olmadan telefonlar da yasak yani kamp. Tam olarak yasak demek doğru değil. Yasak diyemeyiz. Yani evet, yasak kelimesi zaten hoş bir şey. Yani değil. Haber almak anlamında ben. Ama yine anne baba bakış açısından. Aynen. Bazı şeyleri sınırlamakta fayda var. Evet. Neden? Çocuklar o kampın bir haftalık yoğun döneminde birbirleriyle iletişim kurmalılar. Yani alıp da çocukların işte şey olduğunu düşün, ellerinde telefon, oturmuşlar otelin lobisinde birbirleriyle mesajlaşıyorlar. Doğru. O zaman kamp çok hedefine gitmiyor. Ama ailelerle iletişim kurmak için kamplarda bizim önerdiğimiz şey de o, ki uygulamalar da bunu gösteriyor. Belli sınırlı saatlerde aileleriyle görüşmeleri için telefonları onlara teslim edip daha sonradan kaldırmalarını veya bir kamp kasasında hani saklamalarının daha güvenli ve doğru olduğunu düşünüyoruz. Basketbola başlamak için ideal yaş nedir? İdeal yaş sonuçta bunun bilimsel olarak açıklanmış bir yaşı yok. Ben kendim çok şanslıyım çünkü benim babam da basketbolcuydu. Ben hayatım boyunca basketbolun içindeydim ama düzenli olarak idman yapmaya 8 yaşında başlamıştım. Ama ideal yaş benim gördüğüm şu ana kadar 12 ile 13 yaşından sonra düzenli şekilde idman yaparsa bir sporcu, bir öğrenci kendisini geliştirebilir ve de ileride basketbolcu olabilme ihtimali yüksek tabii ki. Ama bunun diğer örnekleri de var. 17-18 yaşında da başlayıp da profesyonel seviyede basketbolcu olmuş arkadaşlarımız var. Yani minimum 8'den itibaren daha düzenli çalışıyor. 8'den itibaren zaten biraz daha fiziksel olarak kuvvetlendiği için basketboldaki en büyük zorluk tabii ki çemberin yüksek olması ve çocukların başaramama hisleri ve demin de bahsettiğimiz gibi işte telefonlar ve bilgisayar oyunları sayesinde orada her şeyi kolay yönle yaptıkları için çocuklar sahaya girdikleri anda basket atamadıkları anda kendilerini çok başarısız ve demoralize oluyorlar. Bizim burada öğretmeye çalıştığımız bu atamaya aslında atmayı öğreniyorsunuz ve her şeyin başında çalışmak geliyor. Ne kadar çok çalışırsanız, ne kadar çok kendinize yatırım yaparsanız o kadar yaptığınız işte başarılı olursunuz. Bunu öğretmeye çalışıyoruz. Hı hı.
Burada hemen rejiden de bir soru var. Yönetmenimiz Banu, onun da iki çocuğu var. Bir kızı, bir oğlu. O da merak ettiği için soruyor. Yani kaç öğrenci, kaç koç düşüyor mesela sizin kampınızda? Mesela bizim şu andaki hedef sayımız kamplarımızda 100 öğrenciyle sınırlı. Hı hı. 100 öğrenciye yaklaşık olarak 20 tane antrenör düşüyor. Bizim sabah eğitimlerimizde tamamıyla çocukların bireysel yeteneklerine, fundamentallarını geliştirme özelliklerine kurulu istasyon drillerimiz var. Hı hı. Potalara ayrılıyorlar. Ve her potada farklı bir drill var. Ve çocuklar 15 dakika süre geçtikten sonra bu potalardan değişik potaya geçip yeni bir drill ile başlıyorlar. Aynı zamanda takıma ayırıyoruz bütün arkadaşlarımızı. Bunlar ayrılan takımlarda öğleden sonradan itibaren kendi aralarında maç ve turnuva düzeni başlıyor. Bütün kamp boyunca bu turnuva devam ediyor ve en sonunda turnuva şampiyonu, kamp şampiyonu belli oluyor. Süresi ne kadar kampın? Pazar gününden cuma gününe kadar. 5 gün sürüyor. 6 gece 5 gün. Genelde ne kadardır kampların süresi? Yani genelde bir haftayla 6 hafta arasında değişiyor aslında. Yani şeyde çok altı daha hafta uzun. Bayağı iddialı. Yani Amerika'da çok uzun. Yani Amerika'da çocuklar, evet, yani okullar kapandığı andan itibaren hani backpack dediğiniz çantalarını alıyorlar ve kampa gidiyorlar. O bize göre değil bence. Evet. Haftalar ayrı kalamayız. Hafta işte çok... O yüzden Türkiye'deki kampların genel süresi 1 ila 2 hafta aralığında. Burada vurgulanması gereken çok önemli bir konu var. Bu işte kaç öğrenci, kaç kampçı, kaç koç hikayesinde gerçekten aslında belki de işin en büyük detayı bu. Türkiye'deki kampların mümkün olduğunca butik atmosferde gerçekleşmesi hem Türk insanı için hem aileleri için çok daha sağlıklı bir durum. Çünkü kampa katıldığında o çocukları yakından tanımak, onlar hakkında gerçekten detaylı bilgiye sahip olmak kampın performansını çok arttıran bir şey. Yani kampa gelen çocuklarla ilk gün tanışıyorsunuz, onlar hakkında fikir sahibi oluyorsunuz. Sonra onlar hakkında detaylı bilgiye sahip olduğunuzda onları kazanıyorsunuz. Eve döndüklerinde bu çocuklar belki koçlarının söylediği şeylere ailelerinin söylediğinden daha büyük hani kıymet doğru veriyorlar. O yüzden hani kamptaki koç düzeni, kamptaki koçların geçmişte kamplara belki öğrenci olarak katılmış olması, tecrübeli olması da kampın performansını, heyecanını ciddi anlamda arttıran bir unsur. Kısacık bir ara verelim, devam edeceğiz aradan sonra. Vallahi tahmin edersiniz reklam arasında da sohbet devam etti. Biraz yaş konusunda özellikle rejiden arkadaşlarımdan gelen yorumları da ben paylaştım. Hangi yaşta özellikle mesela yurt dışındaki kamplara gönderilmeli? Burada psikologların hani 12 yaşından önce çok tavsiye etmedikleri yolunda bazı yorumlar da var. Ne dersiniz? Şimdi öncelikle bir kere kampla ilgili tecrübe, aslında tecrübe etme kelimesi çocuğun ailesiyle beraber başlaması, okul hayatında desteklenmesi, daha sonra da yaz kampı veya kış kampı gibi organizasyonlarla taçlandırılması gereken bir konu. Bizim görüşümüz Türkiye'de, yani lokasyon olarak size yakın olan yerlerde yapacağınız kamplarda 7-8 yaşından itibaren, yani birinci sınıfı tamamlamış bir öğrenci artık kendi başına ona mentörlük edecek insanlarla beraber bir hayat tecrübesi yaşamaya hazır demektir. Hı hı. Ama konu yurt dışı olduğunda tabii ki orada belki yaşayabileceği dil sorunları veya orada karşısına çıkabileceği problemleri çözme kabiliyetinin biraz daha gelişmesi açısından ortaokul dönemine giden çocuklar için, yani bugün işte 6. 7. sınıftan itibaren yurt dışı kamplarının daha faydalı, daha rahat organize edebilir olduğunu söyleyebiliriz. Muratcan, sen de gittiğini söylemiştin kamplara. Tabii aileden de bir basketbol kültürü olduğu için belki daha rahat organizasyon yapıldı ama sen kaç yaşındaydın? Ben gittiğim zaman şu andaki iletişim araçlarının hiçbirinde olmadığını varsayalım. 14 yaşında gitmiştim ve giderken işte ailemden nasıl uzak kalacağımı açıkçası ağlayarak gittim. Babam da ve annem de çok üzülmüşlerdi çünkü o ayrılış sahnesi bayağı yorucuydu ve oradaki kamp direktörü demişti ki ilk geceden itibaren merak etmeyin, rahatlayacak. Ve ben döndüğüm andan itibaren ilk havaalanında babamla ve annemle karşılaştığımda tek sorum vardı. O da seneye bir daha gidebilecek miyim? Ben 14 yaşındaydım demin de söylediğim gibi. Kardeşim 12 yaşındaydı çünkü ben 15 yaşında bir daha gittim. O zaman Sinan da benimle beraber geldi. Bizim artı avantajımız İngilizce eğitim özel okulda tabii ki alıyorduk. Ama oranın en büyük artısı bize basketbolun iletişim aracı olması bizim adımıza. Çünkü sahaya girdiğimiz andan itibaren bir dile ihtiyacımız yok. Hepimiz basketbol oynamak istiyoruz. Hı hı. Bizim de kamplarımızda burada yurt dışından gelen öğrencilerimiz de var ve doğudan gelen arkadaşlarımızla beraber ortak iletişim aracı olan basketbolla beraber hepsine aynı ortamı sunabilmek.
Şimdi 7 yaşından itibaren yatılı olarak kampa gidiliyor. 7 yaşından önce çok fazla alınmıyor sanıyorum. Orada yaş sınırı. Yani oradaki yani yaş sınırı şundan kaynaklanıyor. Çocukların kendi kişisel ihtiyaçlarını yani tuvalet gibi, temizlik gibi karşılayabilir durumda olmaları bir çocuğun kendine olan özgüvenini kazanması açısından da orada kamp ortamı içerisinde diğer arkadaşlarına karşı mahcup düşmemesi açısından da önem arz ediyor. Şimdi tabii fiyat konusu önemli. Onu soracağım ama şu anda Türkiye'de kaç kamp var onu biliyorum. Gençlik Bakanlığı'na ait yanılmıyorsam 13 kamp var değil mi? Sizin TURSAB'ın en son 2015 Gençlik Turizm, raporu. Turizm raporunda öyle notlar var. Belki birkaç rakam da verebiliriz izleyicilerimize. Şimdi Türkiye'deki kamplar aslında yapı olarak ikiye bölünmüş durumda. Bir özel kamp sektörü var. Yani aslında seyahat acentaları tarafından veya bu işte basketbol sporuna gönül vermiş, belli branşlarda faaliyet göstermiş insanların kurdukları organizasyonlar var. Bir de devletin sağlamış olduğu imkanlar var. Devletin iki tane yapısı var. Bir tanesi Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde organize ettiği kamp organizasyonları. Diğeri de Gençlik Spor Genel Müdürlüğü çerçevesinde organize ettiği spor organizasyonları. Bunlara zaten internet siteleri üzerinden, devletin belirlemiş olduğu internet siteleri üzerinden çocuklar müracaat edebiliyorlar. Bu kamplarda çoğunluk ücretsiz kamplar ve genelde biraz daha ekonomik itibarla daha düşük gelir grubundan çocukları buraya kabul ederek devlet kendi olan sosyal sorumluluğunu da bir noktada yerine getirmiş oluyor. Özel kamplar söz konusu olduğunda programlar, fiyatlar tamamen birazcık daha çocukların ve ailelerin talepleri doğrultusunda, beklentileri doğrultusunda. Nedir aşağı yukarı ortalama bir aralık? Yani genel skalaya bakıldığında kamp fiyatları bugün bir haftalık bir kamp için konuştuğumuzda 1750 lirayla 4000 lira arasında hani değişiyor demek söz konusu olabilir. Doğada yapılan bir kamp, orada sunulan aktiviteler birazcık daha uygun koşullarda olduğu için daha uygun maliyetli olurken bir surf kampı düşündüğünüzde içerisinde teknik eğitim, özellikle yaz döneminde Alaçatı, Çeşme gibi popüler yerlerde yapılan faaliyetlerde fiyat skalası biraz daha yukarı gidiyor. Sizin basketbol kampında 5 günlük sürelerle bütün yaz boyunca devam ediyor mu? Katılım koşulları nasıl? Bizim kamplarımızdaki en önemli şeyimiz ikimiz de abi kardeş ve babamızla beraber kampın her daim içinde olmamız. Bunu özellikle dikkat ediyoruz. Çünkü diğer kamplarda aynı şekilde arkadaşların, eğitmenlerin bulunamadığını düşünüyoruz. Ve o yüzden sadece 2 haftalık bir program uygulayabiliyoruz. Çünkü ikimizin de programı gerçekten hala aktif profesyonel basketbolcu olduğumuz için yoğun oluyor. O yüzden sadece 2 hafta, 2 dönem halinde kamplarımız devam ediyor. Fiyatla ilgili bir detay verelim mi izleyicilerimize? 2450 lira ücretimiz bir haftalık. Ama doğu illerinden de çocukları getirdiğinizi bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdiğinizi burada en önemli nasıl ulaşıyorsunuz? Neye göre seçiyorsunuz? Nasıl ulaşıyoruz? Federasyon vasıtasıyla oradaki illerdeki antrenörlere ulaşıyoruz. Oradaki illerdeki antrenörler de bize getirebilecekleri kız erkek özellikle hepsinden hem kız hem erkek öğrencileri talep ediyoruz. Onlar 5 tane öğrenci seçiyorlar bize ve biz onları kampımızda ağırlıyoruz. Her sene öğrencileri değiştirmeye çalışıyoruz. Farklı öğrenciler getirerek daha fazla insana ulaşmaya talebindeyiz. İnşallah burada Hüsnü Bey'in, Hüsnü Özdiye'nin katkılarını da yadsımamak gerekiyor. Bize çünkü hem üniversitesini açıyor hem kampüsü açıyor. Çok büyük yardımları bulunuyor. Onun da desteğiyle beraber bu öğrencilere öyle bir kampüsü, İstanbul'daki hayatı gösterebiliyoruz aynı zamanda. Basketbolcu kişilerle tanışmanın yanında hayatın diğer alanlarında da faydalı olabilecek. Basketbolun sadece bir iletişim aracı olması, herkesin profesyonel anlamda basketbolcu olamayacağı ama kendilerini çalışarak ve nerelere gelebileceklerini, İstanbul'da ya da başka üniversitelerde nasıl okullarda okuyabileceklerini fırsatlarını sunmaya çalışıyoruz. Burada aslında sonuçta bir gençlik turizminden söz ediyoruz genel hatlarıyla. Hem Türkiye'de hem de dünyada ne kadar bir rakamsal büyüklükten söz ediyoruz? Şimdi gençlik turizmi hızla büyüyor. Neden hızla büyüyor? Bugünün gençleri yarın aslında büyükleri, insanları. Onlar büyüyecekler ve seyahat edecekler, dünyaya dolaşacaklar. O yüzden özellikle Avrupa'da gençlik turizmine yönelik çok çok ciddi bir yatırım var. Rakamlar hızla büyüyor. Gençlik turizmi raporunda da gördüğünüz gibi yıllık 2020'de özellikle neredeyse 320 milyar dolara ulaşacak bir turizm potansiyelinden bahsediyoruz. Türkiye'nin de bundan tabii pay alması lazım. Ama daha önceki programlarda hep dile getirdiğimiz konu, az önce Muratcan'ın da vurguladığı önemli bir konuyla örtüşüyor, tesis. Biz bugüne kadar Türkiye'de turizmi hep deniz, güneş ve kum turizmi olarak değerlendirdik. 5 yıldızlı tesisleri inşa ettik, deniz kıyısında tesisleri inşa ettik. Ama gençler için ciddi anlamda bir turizm tesisi eksikliğimiz var. Bizim buradan özellikle TURSAB olarak da en büyük beklentimiz turizm yatırımcısı
arkadaşlarımızın, dostlarımızın, Türkiye'de turizme yatırım yapmak isteyen insanların gençlik turizmi için de gerekli yatırımları yapmaları yönünde. Neden gençlik turizmine yatırım? Nedir gençlik tesisi veya gençlik turizmiyle ilgili ihtiyaç duyulan tesisler? Yurt dışından özellikle gençlerin geldiğinde daha ekonomik koşullarda kalabileceği, ekonomik koşullarda kalırken tesis içerisinde sportif, sosyal, sanatsal etkinlikleri aynı anda bulabileceği gençlik tesislerinden bahsediyoruz. Eğer bu gençlik tesislerinin Türkiye'de sayısı artarsa o zaman Orta Doğu pazarından da Avrupa pazarından da Türkiye'ye genç turist getirmek mümkün. Yurt dışında katıldığımız fuarlarda şunu görüyoruz. Ciddi anlamda özellikle Almanya gibi Türkiye'ye çok ciddi anlamda turist gönderen hani ülkelerin kendi içinde çok ciddi bir gençlik turizmi pazarı var. Yani oradaki gençler mümkün olduğunca seyahat ediyorlar ve hayatı deneyimliyorlar. Özellikle 16 yaşında olup da yurt dışında seyahate gitmemiş gençler de ise Avrupa'da yok bakıldığında. Peki nereyi tercih ediyorlar? Bizim aldığımız verilere göre İspanya, İtalya, Yunanistan ilk başta tercih ettikleri bölgeler. Bizde de imkan olsa belki bu tarafa da. Tabii ki. Neden olmasın? Yani Almanya bize yıllık ortalama 8 milyon civarında turist gönderirken neden Alman gençleri de Türkiye'deki turizm fırsatlarını değerlendirmesin? Yabancı yani, turistin de dörtte biri genç netice. Tabii ki. Yani ve bu her geçen yıl büyüyor. Gençlik yıllarında, çocukluk yıllarında gelip Türkiye'de iyi bir deneyim yaşamış bir çocuk evine döndüğünde şunu anlatıyor. Ya gittim, süper bir tatildi, yeni insanlarla tanıştım, çok eğlendim deyip arkadaşlarını anlatıyor. Bir sonraki sene arkadaşlarıyla beraber tekrar geliyor. İnsanlar genelde gezip gördükleri yeri bir daha gitmeyi tercih ediyorlar. Memnun kaldıkları yeri. O yüzden Türkiye'de de hedefimiz en kısa sürede gençlik turizmi için tesislerin arttırılması, geliştirilmesi, konaklama imkanları, sosyal tesis imkanlarıyla Türkiye'nin bir gençlik turizmi merkezi haline gelmesi. İnşallah öyle olur gerçekten çünkü orada önemli bir pay var. Hı hı. Ve Türkiye'de artık hani konuta, AVM'ye yatırım yerine biraz daha yeşilin bol olduğu böyle tesislere keşke yatırım yapılsa. Hepimiz için çok çok iyi olur. Biraz daha futbol kültürü var aslında Türkiye'de. Hani basketbol bu anlamda baktığınızda biraz daha altyapıdan gelinmesi ve basketbol kültürünün de yerleşmesi adına hani bu tarz kamplar çok çok önemli. Bu konuyla ilgili yorumunu merak ederim. Bir de hangi dönemde sizin kamp? Hala katılım koşulları devam ediyor mu? Katılım koşulları devam ediyor. 28 Haziran 5 Temmuz ilk kampı, pardon 28 Haziran 3 Temmuz ilk kampımız, 5 Temmuz 10 Temmuz'da ikinci kampımız. Türkiye'deki tabii ki birinci spor futbol. Futbol kültürü, futbolla yatıp futbolla kalkıyoruz. Ancak basketbolun ve voleybolun geldiği bence milli takımlar seviyesinde futbolda göremediğimiz başarıları da bu iki sporda görüyoruz. İnsanların ilgi ve alakasının maalesef iddia oyunları vasıtasıyla daha fazla şekilde ilgilenmeye başladıkları doğru. Bizle ilgi alakanın artması tabii ki iyi ama insanlar sadece bunu para yönüyle değil aslında bu oyunun voleybolun, basketbolun, diğer sporların da ne kadar düzgün olduğu ve zevkli olduğu. Bizim burada dikkat etmemiz gereken spor kültürünü oturtabilmek. Sadece futboldan ayrı sporcu yetiştirebilmemiz gerektiğine inanıyorum. Bizler ailemiz vasıtasıyla şanslıyız. Çünkü ailemiz sporcuydu, basketbolcuydu. Onlar vasıtasıyla bizler sporcu olduk. İnşallah bu yelpaze daha da büyür, daha da yayılırız. Ve herkesi önce sporcu yetiştirmenin önemli olduğunu, ondan sonra başarılı futbolcu mu olmak ister, basketbolcu mu olmak ister, hangi spor dalında mutluysa ve başarılı olacağına inanıyorsa oraya yönlendirmemiz gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Süremizin bittiğini yönetmenim hatırlatıyor. Belki son bir cümle var mıdır? Var, çok önemli. Az önce Muratcan'ın söylediğine şunu eklemek istiyorum. Kamplardaki en önemli aslında unsurlardan bir tanesi de rol model olmak. Çocuklara eğer doğru rol model olabilirsiniz, onlara doğru örnekler verebilirsiniz. O zaman çocuklar kendileri için iyi şeyler hayal ediyorlar. Düzgün abileri gibi, özellikle sporcu insanlar gibi veya sanatçı insanlar gibi o adımlarda ilerlemek istiyorlar. Kamplar bunları keşfetmek için, kendileri tanımaları için bir fırsat. Yaz döneminde ailelere mutlaka tavsiye ediyoruz. Çocuklarına bir kamp deneyimi yaşatsınlar. Hala geç değil. Fırsatlar müsait. Türkiye'de Temmuz ayından itibaren çok yoğun kamp programları var. Bunu deneyimlesinler. Çocukların geleceği için en önemli şey hayatta deneyim kazanmak. Ne kadar çok deneyim gerçek hayatta o kadar performans yaratıyor. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Hakan Sönmezöz, TÜRSAB'ın yönetim kurulu üyesi, aynı zamanda Cadde Bostan kamplarının kurucusu ve Muratcan Güler de bizimle birlikteydi. Kendisi milli basketbolcu ve Güler Legacy basketbol kamplarının kurucusu.